Evet arkadaşlar, herkese iyi sabahlar diliyorum. Neden iyi sabahlar diliyorum? Sabah sabah, şu anda saat sabahın 4.30. İnternetimizde bir problem vardı, yeni düzeldi. O yüzden geç saate kaldık ama yorumları yapmak istedim sabah da olsa. Çünkü işe gideceğim, belki fırsat bulamam diye. Onlar Kocaeli yorumlar ne yapacağız tabii ki. Onu yapmadan önce dünkü İzmir yarışlarına şöyle bir bakalım. Bir numara Baba Bravo'yu 4-5 hatta önermiştik arkadaşlar. %9 AGF ile kazandı. Burning Rose'un yarışı bitirip bitiremeyeceği hakkında biraz tereddütlerimiz vardı ama ilk at olarak önermiştik yine de, o da kazandı. Maalesef Vassem'i 5 hatta vermedik. Güzel bir sürpriz yaptı. Günün en önemli sürprizini yaptı. Star Force'u 2. at olarak önerdik. 4. at çıkmış. Lozan Star Force şeklinde önermiştik. Yarışlar öyle bitmiş. Star Force 1. Lozan 2. Gürsoyhan'ı 3. at olarak vermiştik. Fazla tutmuyorduk yani Gürsoyhan'ı. Lozan ve Star Force'u daha ağırlıklı tutuyorduk. Yine 4. ayakta Kuğu Güzel'ini vermedik. Mavi Yasemin ve Gonca'nın şeklinde düşünüyorduk. Mavi Yasemin 2. kaldı. Burayı kaybettik ve günün en önemli olay 4 numaralı Frighten'ı bank olarak önerdik. Anlattık. 1200 metrede bu atı kimsenin yakalayamayacağını söyledik. Hatta açıkçası kendi WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlarımız bile biraz tereddüt ettiler. Güvenemediler yani çok fazla. Tabii ikilisini çiftesini alanlar olmuş, Ganyan'ını alanlar olmuş. Çok teşekkür mesajları aldık bizim kendi WhatsApp grubumuzdan ama WhatsApp grubundaki arkadaşlara da söyledim. 4 numara Flight'ın kazanır dedim. 1200 metrede hiç geçilmez. Dün YouTube'da da aynı şeyi söyledim. Yani 1200 metrede bu atı arbitratörün bunun temposuna uyamayacağını, stil run'ında startla beraber biraz tereddüt ettiğini söyledim. Dolayısıyla Dream Soldier'ın da yetiştiremeyeceği kanaatindeydim. Aynı dediğim gibi oldu. WhatsApp grubundaki arkadaşlara da bir numara Dream Soldier'ın rakip olabileceğini söyledim. İkilisini sıralı yakalayanlar olmuş. Birkaç arkadaş, 50 tane sıralı ikili yakalayanlar, Ganyan'ı yakalayanlar, çifteyi yakalayanlar, dörtlüyü yakalayanlar olmuş. Hepsi bize teşekkür etti. Bir gün önce de Baba Memduh gibi güzel bir atı vermiştik. Başarılarımızın devam edeceği kanaatiyle inşallah devam ediyorum. Böyle bizim aracılığımızla yakalayan insanlar olduğu zaman inanın çok seviniyoruz, mutlu oluyoruz arkadaşlar. Neyse yarınki yarışlarımıza geçelim. Daha doğrusu bugünkü artık sabah saatin 4.30 oldu. Kocaeli yarışlarına şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet, Kocaeli'de birinci ayakta arkadaşlar Şartbreş dişilere ait bir yarış, 1500 metre kum pistte. Burada 10 numara Trace'in son yarışını izledim. 1200 metre biraz kısa geldi kısrağa. Yarışın en şanslı atıdır ve yarışı kazanması muhtemel sonuçtur 10 numara Trace. Bir tane rakibi var, o da Ekürler bence. 5 numara Cali Betay tek ve ciddi rakibi olur kanaatindeyim arkadaşlar. Altının ikinci ayağına geldiğimizde 1900 metre kum pistte bir yarış. Bana göre zor bir yarış. Buraya çok at yazmamız gerekiyor. Formda atlar var. 4 numaralı Ali Dev, 6 numaralı Tilos, 7 numaralı Aşera, 8 numaralı Frankenstein, 9 numaralı Black Adler, 10 numaralı Creed Boy ve 11 numaralı King's Mage şeklinde bu atları ayırt etmeden yazalım arkadaşlar. Günün 3. ayağına geldiğimizde son yarışını çok çok beğendiğim 4 numaralı Ayaz'ın kızını bu kiloyla bu rakiplerin yanında bank olarak öneriyorum. Yarışı 1 numara Fatih Engül'ün sürattandıracağını düşünüyorum ve düzlük sprintiyle 4 numaralı Ayaz'ın kızının bu rakiplerini avlayacağı kanaatindeyim. Daniel Kaya büyük bir hata yapmazsa yarışı kazanacaktır arkadaşlar. Bank olarak öneriyorum. Günün bir sonraki koşusunda 2 numara King of the Fire son yarışında yanak peluşu denediler. At 1.5 koşu startta kaldı. Hemen çıkarmışlar. İlk defa uzun mesafeye çıkacak. Azarastanem orijinli. Uzunu yapar diye düşünüyorum. Yaparsa çok güçlü bir at. Yani sallı bir at, iri bir at. Bence çok iyi koşar. Tabii ki burada 5 numara Black Wasp da var. O da kaliteli bir at. 2 ile 5 önde. Ama son yarışında da çok tuttuğum ama benim istediğim yarışı yapamayan 3 numara Vulich Vuf'a dikkat diyorum arkadaşlar. Gökhan Yıldız bu atı çok iyi tanıyor. Yarışın süratli gitme ihtimali yüksek, savaş atı mutlaka yüksek tempolara çıkaracaktır yarışı. Sonlarda en iç kulvardan çok etkili bir sprint yapabilir 3 numara Bulichov. 2-5 sonra 3 şeklinde değerlendiriyorum arkadaşlar. 7. koşuya geldiğimizde burada ayırt etmeden önereceğim tayları yazarsak
daha iyi olur kanaatindeyim. 1 numara beyin benim, 2 numara bölük bey, 3 numara eğilli, 4 numara sarrafat, 5 numara yurda ışık, 8 numara tumbul ela şeklinde düşünüyorum. Özellikle 4 numara sarrafat sanki geçen yarış bir yarış gördü gibi. Eğilli'nin de son yarışı çok iyi ama yani eğilli sarrafanı biraz daha önde düşünelim arkadaşlar, 3-4'ü. Ama yeri olanlar bu saydığım atları da yazarsa iyi olur kanaatindeyim. Günün son ayağına geldiğimizde biraz karışık, zor bir yarış. İmkanı olanlar hepsi şeklinde değerlendirsinler bunları. İmkanı olmayanlar için birkaç atı önereyim. Onur Yıldız'la çok iyi uyum sağlayan 12 numara Deniz Köpüğü. Yine Şimşek Kral'la iyi bir uyum içerisinde olan Adem Aslan'la iyi bir uyumlu içerisinde olan 9 numara Şimşek Kral. 8 numara Canım Mira da bu kiloyla etkili olabilir. Yine son iki yarışı çok iyi olan 5 numara Hızlı Asiye yarışta bir diğer şanslı attır. İmkanı olanlar dediğim gibi bu 4 atı önce yazsınlar. İmkanı olanlar hepsi yapabilir. Ağır kilolu ters bir at da gelebilir burada. Zor bir koşu arkadaşlar. Ama söylediğim atlara öncelik verirseniz daha iyi olur kanaatindeyim. Kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenip yorum yazarsanız seviniriz. WhatsApp grubumuza dahil olmak isteyenler 0545 625 5093 numaralı telefona mesaj atabilirler veya arayabilirler. Onlara dönüş sağlayıp WhatsApp grubumuz hakkında bilgi veriyoruz arkadaşlar. İnşallah kazandırıyoruz bu aralar. Kazandırmaya da devam edeceğiz. Hepinize saygılar, sevgiler. Hoşça kalın. İyi sabahlar.